Orta sahadan Ronaldo ile çektiğim şutları özledim lan ben. Bu oyun, bu seri bir farklıydı eski dönemlerde. Hakikaten hazır şu anda piyasada böyle FIFA 23 esintisi varken bu oyuna ne olduğuna bir bakmak istiyorum. Ama ilk önce tek böyle hissedenin ben olmadığıma emin olmam lazım. O yüzden Discord'da bir anket açtım. Günümüzde hangi serinin daha iyi olduğunu sordum. FIFA mı yoksa PES mi? Pekala, cevap açık ara farkla FIFA olarak seçildi. Yani insanlar da benim gibi düşünüyorlar. Peki durun, soruyu şöyle değiştirelim. Eskiden olsa hangisini seçerdiniz? FIFA mı yoksa PES mi? Tamam, herkes benimle aynı fikre sahip olduğuna göre bu videoyu kesinlikle yapmam gerekiyor. Hazırsanız PES'in batış hikayesi başlıyor. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. Tarihler 21 Mart 1969'u gösterdiğinde Kagemasa Kozuki isimli bu abimiz Konami şirketini kurdu. Şirket kurulduğu ilk zamanlarda genel olarak oyun kartları, slot makineleri ve arcade oyun makinelerinin dağıtımcılığını yapıyordu. Yaklaşık 10 yıl boyunca da bu dağıtımcılık sektöründe devam ettiler. Tarihler 1981'i gösterdiğinde Konami'nin yönetim ekibinden birisi çıkıp "Abi biz bu zamana kadar milletin oyunlarını dağıttık da neden kendi oyunumuzu yapmıyoruz?" dedi ve PES serisine uzanan büyük bir macera başladı. İlk oyunları aynı sene çıkacak olan Frogger'dı. Frogger o kadar sevilmişti ki dönemin birçok inceleme dergisinde tam puan almıştı. Ardından Konami, Sega'nın ortaklığıyla beraber aynı oyunu Amerika'da da piyasaya sürdü. Ve aynı başarıyı orada da yakaladı. Bu başarının ardından hızlı bir şekilde oyun geliştirmeye devam eden Konami, Castlevania, Metal Gear ve Twinbee gibi birçok başyapıta imza attı. Bu serilerin ardından o dönemde dünyada eşi benzeri olmayan bir oyunun planlamalarına başladılar. Evet, eşi benzeri olmayan oyundan kastım bir futbol oyunuydu. Günümüzde binlerce örneğini görsek de Konami'nin o dönemde düşündüğü bu fikir gerçekten ilklerdendi. Günümüz futbol mekaniğinin atasını işte o zamanlar Konami planlamıştı. Hızlıca hazırlıklara başladılar ama ne oldu biliyor musunuz? EA o dönemde Konami'yi şoka uğratacak bir açıklama yaptı. FIFA ile gerekli anlaşmaların sağlandığını ve lisans haklarının alındığını söylemişlerdi. Bu inanılmaz kötü bir haber çünkü Konami'nin eli kolu bağlanmıştı. Şöyle açıklayayım. EA Games o dönemde bu lisansları FIFPro denilen bir kurumdan satın almıştı. O dönemde bu organizasyon İngiltere, İskoçya, Fransa, Hollanda, İtalya gibi büyük ligleri içeriyordu. Ve bu lisansa sahipseniz futbol sektöründe istediğiniz gibi at koşturabiliyordunuz. EA Games bu açıklamanın ardından 1993 yılının sonunda FIFA International Soccer 1994 ismiyle dönemin çok ötesinde bir futbol oyunu çıkarttı. Bu oyunda normal kulüpler yoktu, sadece milli takımlar vardı ve gerçek oyuncu isimleri kullanılmamıştı. Ancak gerek oynanışı gerek atmosferiyle inanılmaz bir oyun çıkartmıştı EA. Konami bu olanlara o kadar sinirlendi ki çalışanlarını sorgulattı. EA Games'e planlarını aktaran birilerinin olduğunu düşünüyorlardı. Casusluk konusunda bir sonuç alamadılar ancak yeni oyunları için hırsla çalıştılar. Hemen işe koyulan Konami'ye hızlıca planlamalarını yaptı ve geliştirme aşamasına başladı. Kendi planlarını çaldığını düşündüğü EA Games'in FIFA'sına rakip olmak istiyorlardı. Yalnız o dönemde bir sıkıntı vardı. Alabilecekleri lig sayısı çok azdı. Çok az ligin lisansı mevcuttu. Bu durum oyunun çıkışını geciktirmiş ve planlamanın tam 2 yıl sonraya sarkmasına sebep olmuştu. Konami bir şekilde her şeyi halletti ve 1995 yılında Japonya'da World Soccer Winning Eleven ismiyle çıkış yaptı ilk PES oyunu. Çıkışıyla birlikte sektöre yeni bir renk katan Winning Eleven yavaş yavaş oyuncu kitlelerine ulaşmaya başlamış ve rekabet ortamı hazırlanmıştı. Ancak EA bu duruma hazırlıklı değildi. Aldıkları global lisanslar sayesinde sektörü domine ettiklerini düşünüyorlardı. Grafikler, oynanış vesaire önemli değildi. Oyuncular tuttukları takımlar oynasın yeter diyorlardı. Başka birinin ise bu işi lisanssız becerebileceğini düşünmüyorlardı. EA Games FIFA'dan aldığı lisansa güvenip her sene benzer oyun çıkartma tekniğini o senelerde de uyguluyordu. Bununla beraber Konami'nin futbol serisi o dönemde oynanış mekanikleri açısından FIFA'yı ezmeyi başarmıştı. Evet, EA'in planı bunun imkansız olduğunu söylese de PES serisinin ataları o dönemde eksikliklere rağmen FIFA serisini oynanış ve grafikte tokatlamıştı. 2001 senesinde Konami yeni bir hamle yaparak oyunun ismine Pro Evolution Soccer yani PES yaparak ufak bir değişikliğe gitti ve 2006'ya kadar açık ara farkla FIFA'yı geride bıraktılar. 2006 senesinde ise büyük bir olay yaşandı. PlayStation tarafı 3. nesil konsolunu duyurmuştu. Konami 2006 senesinde PES 2007 oyununu biraz gecikmeli çıkartacaklarını ve yeni nesil konsollara iyice adapte edeceklerini söyledi. Yalnız bu iş o kadar uzadı ki oyunun ismini PES 2008 olarak değiştirmek zorunda kaldılar ve PlayStation 3'e tam uyarlanmamış, hatalarla dolu bir oyun yaptılar. Konami ilk büyük hatasını işte tam bu noktada yaptı. EA tarafındaysa FIFA 2008 PlayStation 3'e o kadar iyi çıktı ki yıllardır süregelen PES egemenliğini işte tam burada sonlandırdı. Bundan sonra iki seride 2013 senesine kadar yakın oyunlar çıkartarak devam ettiler. İşte yıllardır sosyal medyada gördüğümüz PES mi yoksa FIFA mı sorusunun ana sebebi bu senelerde çıkan ve birbirine çok benzeyen
benzeyen yakın oyunlardı. 2012 senesinde ise PES yeni çıkarttığı oyunuyla ülkemizde çok sevilse de o dönemde çıkan FIFA 2013 dünya çapında daha çok satmayı başarmıştı. Kasım 2013'te PlayStation 4'ün ve Xbox One gibi konsolların çıkartılmasıyla birlikte tüm oyun sektörü büyük bir değişime uğradı. Konami geçmişte yaşadığı konsol adaptasyon sıkıntılarını tekrardan yaşamak istemiyordu. Bu nedenle yeni çıkartacakları PES 2014 oyununu PS4 ve Xbox One konsollarına çıkartmadı ve koca bir yılı kendilerini konsol adaptasyonu konusunda geliştirmeye adadılar. Ancak iş işten çoktan geçmişti. EA Games o döneme çok iyi hazırlanmış ve PES FIFA yarışına son noktayı bu senede koymuştu. 2014 yılında PS ve Xbox üzerinde FIFA 2014'ü çıkarttılar ve oyun o dönemde hayvan gibi iyi yorum aldı. PES tarafında sadece bilgisayara çıkmış bir oyun ve eksik lisans sorunları devam ediyordu. Böylece FIFA'nın çıkarttığı inanılmaz oyunla birlikte gölgede kaldı PES serisi. 2014 sonrasında bu iki oyun arasındaki fark yavaştan açılmaya başladı bana sorarsanız. Çünkü sürekli lisansları alabilen EA ve eksik liglerle oyunculara istedikleri takımda oynama fırsatı vermeyen bir PES vardı ortada. Yıllar geçtikçe bu eksik takım muhabbetleri PES serisini yavaş yavaş yıprattı. Bu dediğim sorunlar yüzündense PES serisi bir daha belini doğrultamadı. Kısaca sebepleri çok belli gibi duruyor. PES serisi FIFA'dan daha önce planlasa da EA FIFPro adı verilen ve profesyonel oyuncuları temsil eden kuruluşta daha önce masaya oturup lisans haklarını almayı başarmıştı. Bu arada bu daha demin bahsettiğim FIFPro kurumu öyle 3-5 tane ligi kapsamıyor. Yapısında tam 42 farklı irili ufaklı lig bulunuyor. EA bu lisansı aldıktan sonra PES'in yapabileceği iki şey vardı. Ya EA'ye lisansı paylaşması için çok yüklü paralar ödeyecekti ya da açıkta kalan ufak ligleri toplayacaklar ve uçuruma sürükleneceklerdi. Bilin bakalım hangisi oldu. Belli başlı birkaç lig dışında diğer liglere para ödemediler ve takım isimlerini farklılaştırmayı denediler. Sonuçsa 2022 yılında yapılan Konami tarihinin en düşük puanlı futbol oyunu. Farklı platformlarda yüz binlerce kötü yorum, bilerek yanlış yazılmış yüzlerce takım ismi ve sırf telif yememek adına oraya konulan farklı logolar. Tüm hikayenin sonundaysa sana gelelim. Sence hangisi kazandı bu yarışı? PES mi yoksa FIFA mı? Dur şöyle sorsam daha iyi olur. Sana bu videoda hissettiğin nostalji hissini veren ve anılarını hatırlatan yani gerçek kazanan oyun hangisi? PES mi yoksa FIFA mı? Thank you.